Merhaba, Leblebi'ye hoş geldin. Bugünkü dersimizde son yılların modası olan güncel sorularımızdan kesme sorularıyla devam ediyorum. Birkaç kolay örnekten zor örneğe doğru devam edeceğim. Hayal gücünü kullandığında bu sorular aslında çok derece zevkli ve kolay. Birincisi olarak bir üçgenim var. ABC üçgeni. Çevresi 32 cm ve bu üçgenimiz ikizkenar üçgen. AB ile AC birbirlerine eşit. Bunu soruda vermiş. Şimdi bu üçgeni simetrik olacak şekilde kesmemizi istiyor. Ben bunu basit bir uygulamayla göstereyim şimdi. Bir tane üçgenim var. İkizkenar üçgen. Bu üçgeni simetrik olacak şekilde kesiyorum. Kestim. Ne oldu? İki tane eş üçgen oluştu. Sonrasında şu gördüğünüz şekildeki gibi katlayacağım. Bunlar simetrik olduğu için bu açılar 90'ar derece. Şimdi buradaki gibi yapıştıracağım. Nasıl yapıştıracağım? Şimdi birinci üçgeni bu hale döndüremem. Ne yapmam lazım bu yüzden? Bu gördüğün AKC üçgenini çeviriyorum. Çevirdim. Şeklinde yapıştırdım. Şu gördüğün şekil oluştu. Bu üçgenin çevresini, bu gördüğün şeklin çevresini soruyor bana. Hadi yapalım beraber. Şimdi çevresi 32'ymiş. BC uzunluğu da 12'ymiş. İkizkenar üçgende şekli simetrik böldüğüm için bunlar 90'ar derece olmak zorunda. Aynı zamanda açıortay, çünkü simetrik bölmem istiyor. Aynı zamanda da kenarortay oldu. Zaten BC uzunluğunu 12 vermişti. O zaman burası 6, burası da 6. 32'den 12'yi çıkarttım. Geriye kaldı 20. Bu da 10'a 10 olacak şekilde paylaştı. Pisagor bağıntısını 6, 8, 10 üçgeninden AK uzunluğumuzda 8 birim bulundu. Bildiğimiz, tanıdığımız üçgenmiş. Buna göre şekil ikilinin çevresi nedir diye soruyor. Buraya aktarayım bunları. Şurası 6. Burası 10. Çizgi nokta. Şimdi burada da bak, A açısı çizgi, burası da nokta. Bunlar eş üçgenler olduğu için bir kere hipotenüsümüz yine 10. Çizginin karşısı bak burada gördüğün gibi 6, katladım çünkü. Şurası da 8 oldu. Artık parçamız da 2. Bunun çevresini artık toplayabilirim. Şeklin çevresi. Neler var bakıyorum. 10 var bir tane. 6 var. 8 var. 10 var. Bir de şurada 2 var. Bunların hepsini toplarsam 36 birim çıktı. İkinci sorumuz. ABC eşkenar bir üçgen biçimindeki bir kağıt. İkinci sorumuz. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt şekil 1'deki gibi BD doğrusu boyunca kesiliyor. Nasıl? D noktası orta nokta olacak şekilde kesiliyormuş. Şimdi biz bunu bir uygulamayla gösterelim. Elimde şu şekilde bir eşkenar üçgeni var. Eşkenar üçgen. Bunu D köşesinden tam ortasında olacak şekilde kesiyorum. Kesiyorum. Sonrasında hipotenüsleri aynı olacak şekilde yapıştırıyorum. Şöyle bir şekil elde ediyorum. Şuradaki çizimi anlatmaya çalıştım. Bunu hayal edebildiğinde olay bitmiştir. Evet, buna göre eşkenar üçgenin çevresi 36 cm olduğuna göre DD üssü uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Bana şu uzunluğu soruyor. Şimdi bu eşkenar üçgeni simetrik olarak böldüm. Neden? Çünkü eşkenar üçgende kenarortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açıortaydı. Yani buraları 30'a 30, burası da 60 derece oldu. Aynı şekilde burası 60, 30, burası da 90 derece. Çevresi 36 olduğuna göre bir kenarı 12, 6, 6, 12 böldük. Şurası 6. Hipotenüsümüz 12. BC uzunluğu 12. 30-60-90 üçgeni karşıma çıktı. 90'ın karşısında 12, 30'un karşısında 6, 60'ın karşısında şu BD uzunluğu da ne olmak zorunda? 6√3. O zaman burası da 6√3. Burası da 6 çıktı. Benden ne istiyor adam? DD üssü uzunluğunu istiyor. Yani şu parçayı istiyorum. Baktığımda şurası 30 derece mi? Evet. İkizkenar üçgen oldu mu yine? Evet. Tepe açısı
60 derece olan bir ikizkenar üçgen çıktı. O zaman taban açıları da 60'ar derece olur. Yani üçgenimiz yapıştırdığımda meydana gelen şu üçgen de eşkenar üçgen çıktı. Bunun kenarları 6 kök 3, 6 kök 3 olduğuna göre D üstü uzunluğu da 6 kök 3 oldu. Yani cevabımız 6 kök 3. Üçüncü sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt şekil 1'deki gibi AC köşegeni boyunca kesiliyor ve iki tane dik üçgen oluşturuluyor. Bu üçgenler şekil 2'deki gibi hipotenüsleri ortak olacak şekilde yapıştırdığımızda BD uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi olayı canlandırmaya çalışalım. Elimde şöyle bir dikdörtgen var. Bir dikdörtgen. Bu dikdörtgende AC köşegeni boyunca kestim. Gördüğün gibi iki tane dik üçgen oluşturdum. Sonra ne yapıyorum? Bunu hipotenüsleri aynı olacak şekilde yapıştıracağım. Birinci alternatif bu. Zaten bunu istemiyor adam. Bu haliyle dikdörtgen oluyor. İkinci alternatif hipotenüsleri aynı olacak şekilde yapıştırabilmek için alttaki kağıdımı çevirmem gerekiyor. Bu şekildeyken çevirdim. Karşıma bir deltoid çıktı. Bu formata çevirmiş olduk. Bu gördüğün şekilde DB uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi üçgen yine tanıdık. 6, 8, 10 üçgeni. Dikdörtgenin zaten köşelerinin 90'ar derece olduğunu biliyorum. Evet, şurası 90 derece. Burası 6 ise BC uzunluğu da 6 mecburen. Burası da 6. DC 8, AC 8. O zaman şu uzunlukta 8 oldu. 6, 8, 10 üçgenini gördük. Şimdi şeklimiz simetrik oluştu. Deltoid karşıma çıktı. Yani şurası 90 derece oldu. Burası 90 derece olunca yukarıdaki üçgende ACD üçgeninde, şurası da kolay olsun diye H diyeyim şimdilik. Üçgende karşıma Öklit bağıntısı çıktı. Hemen Öklit'i uygulayalım. Şöyle bir dik üçgen var. 6, 8, 10 üçgeni. 90, 10 üçgeni. Burada hipotenüse ait yükseklik Öklit'ten bu yüksekliği bulacağım. Az önce de uygulamıştık. Öklit bağıntılarından bir tanesi şuydu. A çarpı H, B çarpı C'ye eşitti. A'mız hipotenüs yani 10. H'miz zaten yüksekliğimiz. B ve C de dik kenarlarımız. 6'ya 8. Buradan H'miz 48 bölü 10. Yani 4,8 çıktı. Neresi? Şu yükseklik. Neresi? Şu yükseklik. 4,8. Şekil simetrik ve eş olduğu için burası da 4,8. Dolayısıyla uzunluğun tamamı 4,8, 4,8 daha 9,6 çıktı. Uzunluğumuzun cevabı 9,6 imiş. Dördüncü soru. Dik üçgen biçimindeki bir kağıt şekil 2'deki gibi 3 parçaya ayrılıyor. Şurada kenarlar eşit olacak şekilde birbirine paralel doğru boyunca kesildi ve bu formatta 3 parçaya ayrıldı. Büyük dik yamuğun alanı küçük dik yamuğun alanından 60 santimetre kare fazla olduğuna göre küçük dik üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Ne istiyor benden? Büyük dik yamuk burası. Dik yamuk alt ve üst tabanlar birbirine paralel açılar 90'ar derecede. Evet, mavi olan büyük dik yamuk. Pembe olan da küçük dik yamuğumuz. Mavi yamuğun alanı pembe yamuğun alanından 60 derece fazlaymış. Buna göre küçük dik üçgenin alanı, bu büyük birincisi büyük dik üçgen, bu yeşil olan da küçük dik üçgenin alanı nedir diye soruyorum. Yani yeşil olanı soruyorum. Hatırlayalım, üçgende benzerlikteyiz. Benzerlik oranları oluştu. Benzerlik oranını 1'e 2 alırsak bunun karesi alanların oranını veriyordu. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani ben şu üçgenin alanına A dersem tamamının 4A olabilmesi için şu aradaki parçanın 3A olması gerekiyor. Aynı şekilde benzerlik 1'e 3 aldığında bunun karesi de 1'e 9. 1 bölü 3'ün karesi 1'e 9. Yani şu küçük üçgen alanı A iken tamamının 9A olabilmesi için 4'ü burada kaldı. Şu parçamızın da 5A olması gerekiyor. O zaman bunu aktaralım buraya. Şurası 3A, burası A, burası da 5A imiş. Ne diyordu benden? Mavi yamuğun alanı pembe yamuğun alanından 60 fazlaymış. O zaman 5A'mız 3A artı 60. Buradan 2A'mız 60, A'mız da 30 çıktı.
Küçük üçgenin alanı nedir? Küçük üçgen A ile gösterdik. Yani cevabımız 30 imiş. Beşinci soru. Üçgen şeklindeki bir kağıt şekil 1'deki gibi birbirine paralel iki doğru boyunca kesiliyor. Şekilde görüldüğü gibi. Burada D1 doğrusu ile D2 doğrusu birbirlerine paralel. Kestik. Nereden kestik? Kenarların orta noktalarından kestik. Şekil 2'deki küçük üçgenlerin alanlarının toplamının beşgenin alanına oranı nedir? Yeşil ile pembe alanın toplamının ortadaki beşgenin alanına oranı nedir diye sormuş. Yine üçgende alan ve benzerlik karışımı bir soru. Kestiğimizde bunları nasıl kesmişiz? Paralel olacak şekilde kestik. Ben bunların ortasından ikisine de paralel üçüncü bir doğruyla kesersem, çizersem, kesersem karşıma benzerlik çıktı. Bir, şu gördüğün üçgen ile bu üçgen birbirine benzedi. Benzerlik oranı 1'e 2. Alanların oranı ise A'ya 4 A alabilmesi için şu parçanın 3 A olması lazım. Aynı şekilde şu üçgenimizle de büyük üçgen benzedi. Benzerlik oranı 1'e 2, alanların oranı da 1'e 4 olacak. Ben buraya B dersem tamamın 4 B olabilmesi için burasının 3 B olması lazım. Yani pembe alan B, yeşil alan A, beşgenin alanı da 3A artı 3B. Buna göre üçgenlerin alanları toplamı A artı B, beşgenin alanı ise 3A artı 3B. Gördüğün gibi 3 parantezine alırsam oran 1 bölü 3 çıkar. Son sorumuz. ABC üçgeni biçimindeki bir karton şekil 2'deki gibi BC kenarına paralel bir doğru boyunca kesiliyor. Bu doğrumuz BC kenarına paralel. Soruda da vermiş. Meydana gelen AKL üçgenin alanı ile alttaki dörtgenin alanı arasında 4'e 5 oran varmış. Yani şu parça 4'ün katıyken tamamının alttaki de 5'in katıymış. Tamam. Bu ne demek? Bir kere burada paralel olduğuna göre yine benzerlik var. Bu sefer alanların oranı vermiş. Küçük üçgenin alanı 4A, büyük üçgenin alanı 9A. Alanların oranı benzerlik oranı karesine veriyordu. Neyin karesi 4 bölü 9'dur? Neyin karesi 4 bölü 9'dur? 2 bölü 3'ün. Yani benzerlik oranı 2 bölü 3'müş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu kırmızı parçamızın uzunluğu 2'nin katıyken BC kenarımız 3'ün katı. 2'ye 3. Aynı şekilde şuradaki AL ile LC arasında 2B'ye tamamının 3B olabilmesi için şu parçanın B olması. Aynı şekilde AK'ya 2C dersem tamamının 3C olabilmesi için şuranın C olması gerekiyor. C'ye 2C. Umarım anlaşılmıştır. Evet, alanlardan bu yorumu yaptım. Diyor ki AKL üçgeninin çevresi dörtgenin çevresine, alttaki dörtgenin çevresine eşit olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi BC kenarı uzunluğunun kaç katıdır? Evet, ilk önce şu bir eşitliği bir yapalım bakalım ne çıkacak. AKL üçgeninin çevresi görüldüğü üzere 2A artı 2B artı 2C. Dörtgenin çevresine bakıyorum. 2, 3 daha 5A artı B artı C. Buradan şöyle bir yorum çıktı. A'ları sadeleştirirsem geriye B'ler kaldı. Bu tarafta B ve C, öbür tarafta ise 3A kaldı. B ile C'nin toplamı 3A'ya eşitmiş. Şimdi sorumuza geliyorum. Ne diyor? ABC üçgenin çevresinin BC kenarı uzunluğunun kaç katıdır? ABC üçgenin çevresine bakalım. Çevre ABC. Neydi? Şurası 3A idi. Aşağıdan görebiliyorsun. Çevresine baktığında 3A artı 3B artı 3C. Ben burada B ile C'nin toplamının 3A'ya eşit olduğunu biliyorum. O zaman şöyle yazabilirim burasını. 3 parantezinde B artı C. 3A eşittir. 3 parantezde B artı C yerine de 3A yazdım.
Dolayısıyla 9, 3 daha 12 A oldu. Ney? ABC üçgeninin çevresi. Bu çevre BC kenarının BC tabanının kaç katıdır diye sormuş. Ben bunu şöyle yazabilirim. 12 A'yı 4 çarpı 3 A, 3 A diye yazabilirim. Zaten 3 A BC kenarını veriyordu. Dolayısıyla 4 çarpı BC kenarı oldu. Yani üçgenimizin çevresi BC kenarının 4 katına eşitmiş. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma.